Siz de eğer benim gibiyseniz muhtemelen yanınızda sürekli bir açı ölçer taşımıyorsunuzdur. Taşısanız bile zaman zaman sadece belirli bir açıyı görmek istersiniz ve tüm o diğer açılara ihtiyacınız yoktur. Böyle ihtiyaçlarınızı gidermek için açımatik işte bu noktada devreye giriyor. Açı ölçer 180 derecelik bir açımatiktir. Evet, 180 derece için çok iyidir. Ama siz de herhangi bir kağıt parçasını kullanarak 180 derecelik bir açı matiği kolayca yapabilirsiniz. Kağıdınızın düzgün bir kenarı olmasa bile katlayın. Ve işte size bir açımatik. Çok faydalı açımatiklerden biri 90 derecelik açımatiktir. Hemen hemen tüm kağıt parçalarında 90 derecelik açımatik özelliği vardır diyebiliriz. Ama eğer yoksa da 180 derecelik bir açımatiği ikiye katlayarak bunu elde edebilirsiniz. Bunu kullanarak bir sürü dikdörtgen veya birbirini dik kesen istediğiniz tüm doğru ve şekilleri kolaylıkla çizebilirsiniz. Katlama yöntemini kullanmaya devam ederseniz kolaylıkla 45 derecelik bir açımatik de elde edeceksiniz. Bir kere daha ve 22,5 derecelik açımatik. Bir daha ve 11,25 derecelik. Devam edecek olursanız garip sayıları elde etmeye başlarsınız. Bunun sebebi işe 360 dereceyle başlamış olmamız. Bu rakamlar aslında 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8 ve 1 bölü 16 yani 1 bölü 2 üzeri n'den başka bir şey değil. Bir kağıt parçasını üçte birine katlamak da zor değildir. Biraz vaktinizi alabilir ama işte bu kadar. 180 derece 60 dereceye dönüştü. Bunu kullanarak eşkenar üçgenler çizebilir ya da iki tanesini yan yana koyup 120 derecelik bir açı elde edebilirsiniz. 120 derece balon kabarcıklarının ya da bal peteklerinin bir arada çizilmesini sağlayan çok faydalı bir açıdır. Sonra açıları birbirine eklemeye başlayabilirsiniz. Mesela 135 derece. Bu kolay. 90 derece artı 45 derece. Artık kendiniz için bulmacalar bile hazırlayabilirsiniz. 60 derecelik ve 135 derecelik birer açı olduğunu düşünelim. Daireyi tamamlayan bir açı nasıl elde edebilirsiniz? Ya da arkadaşlarınızdan birinin size bir açı matik verdiğini düşünelim. Bunu bütünleyen açı nasıl yapabilirsiniz? Çok ileri gidiyorsam lütfen beni uyarın. Veya belki kendi açı üzerine bir açı matik koyarak 60 derece, bir 60 derece daha ve burası da 60 derece olunca eşkenar bir üçgen elde ederiz. Evet, bu bir eşkenar üçgen çok gen matiyi. Hala yeterince ileri gittiğimizi düşünmüyorsanız, peki ya bunu çok yüzlü şekil matiye dönüştürmeye ne dersiniz?